Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Rezene yani Latince adıyla Foeniculum vulgare, maydanozgiller yani Apiaceae familyasından 2 yıllık aromatik bir bitkidir. Anavatanı Akdeniz ve yakın doğu olan rezeneyi su kıyısına yakın kayalık ve kurak arazilerde görebilirsiniz. Yunanlılar rezeneye maraton ismini vermiştir. Bunun nedeni şudur. Yunanlılar ve istilacı Persler arasında yaşanan ilk çarpışma olan Maraton Savaşı'nın yapıldığı ova, rezenenin bol yetiştiği bir yermiş. Ağustos'tan Ekim'e dek çiçeklenen rezene, tohumlarını Eylül veya Ekim gibi olgunlaştırır. Rezenenin de diğer maydanozgiller gibi şemsiye şeklinde ama açık sarı renkli çiçekleri vardır. Baldırına benzeyen görünümleri nedeniyle doğadan maydanozgilleri toplarken çok dikkatli olmanız gerek bitki dostları. Örneğin kimyon ve kişnişin beyaz çiçekleri vardır. Yakın akrabası olan anasonun kokusu rezeneye benzese de yaprak yapısı ondan farklıdır. Dereotu ise rezene gibi sarı çiçeklidir ama rezene gibi kokmaz. Bir de dev dereotu olarak bilinen çakşır otu yani ferula communis var ki o da sarı çiçeklidir ama kötü kokuludur. Neden bilmiyorum ama doğada genellikle kötü kokulu bitkilerin çiçekleri daha çok sarı renkli olur. Hatta buna bir örnek daha verebilirim. Kokarçalı yani Anagris foetida, ormanlık alanlara özgü dalları kırıldığında kötü kokan sarı çiçekli bir çalı türüdür. Ve bu arada Anagris de Latince'de kokarcı anlamına gelir. Rezene kelebekleri ve yararlı böcekleri çeken bitkilerdendir ama çiçekleriniz ve sebzelerinizde bir arada bulundurulmaması gerekir. Çünkü etrafındaki bitkileri güçsüzleştirir. Örneğin fasulye ve domates rezeneyi hiç sevmez. Rezene kurutulmuş halde ise haşeratı uzak tutmaya yarar. Öyle ki köpeğinize pirelere karşı doğal koruyucu toz yapmak isterseniz tek yapmanız gereken kurutulmuş rezene tohumlarını havanda toz haline getirmektir. Tohumları protein, B vitamini, mineral ve yağ açısından zengin olan rezene, genellikle beyaz et yemekleri ve salatalara lezzet vermek için kullanılır. Güney Akdeniz'deki türlerinin daha tatlı olduğu söylenir. Hatta Antakya'da tarçınla beraber mayalı hamura karıştırılarak pek lezzetli simitler yapıldığını da gördüm. Anasonda bulunan anitol maddesi rezenede de olduğundan anasona benzer bir tadı ve kokusu vardır. Ayrıca bitkinin toprak altında kalan soğanı da yenebilir. Anne sütünü artırdığı için yeni bebek sahibi olan annelere tüketimi tavsiye edilir. Rezene bunun dışında sindirim sorunlarını çözer, hafızayı güçlendirir, uyku ve iştah açar, sinirleri yatıştırır. Fakat karaciğer sorunları olanlar rezeneyi kullanmamalılar. Rezene aynı zamanda gizemli içki absentin yapımında kullanılan 3 bitkiden biridir. Absenti merak edenler pelinotu yani Artemisia absinthium videosunu izleyebilirler. Eskiden hasat zamanı çiftçiler toprağı güçlendirmek ve arındırmak için tarlalarını rezene tohumu, sabun ve tuz karışımıyla oldukları sabanlarla biçerlermiş. Yeni evlilerin üzerine evlerine bereket getirmesi için pirinç, çocuk sayısını artırmak için ise rezene tohumu atılırmış. Bir başka inanışa göre ise hayaletlerin anahtar deliğinden odanıza girmesini istemiyorsanız anahtar deliğine biraz rezene tohumu koymalısınız. Doğrusu gece yarısı uyanıp da odanızda ve en savunmasız anınızda tanımadığınız biriyle karşılaşmak hiç de hoş olmuyor. Seneler önce evimize giren hırsızla tam da böyle karşılaşmıştım. Bana karanlıkta, merak etme hiçbir şeyini almadım, cep telefonum bile çok eskiymiş, ben kapıyı çeker çıkarım sen uyumana devam et demişti. Öte yandan bu olay bugün bile yaşansa farklı bir replik duyacağımı sanmıyorum. Odamda bulunan en değerli şey bana göre kedim, onu da alan çıkmaz diye düşünüyorum. O gece gözümde gözlüğüm de olmadığı için yüzünü göremediğim bu gölge yüzünden yıllarca yatak odamın kapısını içeride olsam da olmasam da kilitlemek gibi kolay anlaşılamayan tuhaf bir huya sahip oldum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.